milletvekili Veli Ağbaba da aralarına katıldı. Tam da mazbatayı alırken bir son dakika gelişmesi oldu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bir iptal başvurusu vardı. Tolga Şardan'ın da, gazeteci Şardan'ın da tutuklanmasına neden olan sansür yasasının iptaliyle ilgili AYM kararını verdi. Sayın Aksoy, size döneceğiz ama bir o kararın ayrıntılarını da arkadaşım Sibel Mazrek Ankara'dan bize aktarsın. Sonra hemen size döneceğiz. Sibel, seni dinleyelim hemen. Evet Sorel, Anayasa Mahkemesi'nin merakla beklenen o kararı çıktı. Enformasyon yasası olarak, diğer taraftan sansür yasası olarak da eleştiri konusu. İptali için CHP 18 Ekim 2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. İşte o başvuru bugün görüşüldü. 9.30'da toplantılara başladı aslında AYM ve yaklaşık bir saat önce dosya görüşülmeye başlandı ve gelen son dakika doğrultusunda bu düzenlemeye dair, bu düzenlemenin iptaline dair talep oy çokluğuyla reddedildi. Genel kurul üyeleri 15 üyeden oluşuyor. İşte 15 üyenin oy çokluğuyla bu talebin reddedildiğini söyleyebiliriz. Tabii halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor bu düzenleme, enformasyon yasası düzenlemesi. Çok sayıda da gazeteciye soruşturma da açıldı ve en son örneği işte gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması olmuştu. Tabii serbest bırakıldı ama bu yasa hala tartışılmaya devam ediliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası örneğin bir yılda sadece 33 gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, 6 gazetecinin gözaltına alındığını ve 4 gazetecinin tutuklandığını açıklamıştı. Bu veriler doğrultusunda aslında bunlar sadece son bir yılda yaşanan gelişmelerdi. Bu yasa görüşülürken AYM'de bugün sabah saatlerinde saat 11'de çok sayıda basın mensubu ve meslek örgütleri burada bir eylem yaptılar. Bu yasanın iptaline dair AYM'ye bir çağrıları oldu. Fakat böyle bu talep karşılanmadı ki nitekim öğle saatlerinde de CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de buraya geldi. Gazetecilere destek açıklaması yaptı ve o açıklamasında aslında hepimiz biliyoruz ki bu sansür yasasıdır. Bu gerçek bilginin yayılmasına engel olmak için işleyecek kısa bir yasa olsaydı Türkiye şu anda dünyanın en büyük dezenformasyon cennetlerinden biri olmazdı ifadelerini kullandı. Evet, günlerdir aslında bekleniyordu. Bu yasanın ne zaman görüşüleceği, bu başvurunun iptaline dair görüşme ne zaman olacak açıklanmıştı. Geçen haftadan bu yana 8 Kasım olarak belirtilmişti. Bugün genel kurul toplandı. CHP'nin 18 Ekim 2022 tarihinde iptali yönünde yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve oy çokluğuyla bu talebin reddedildiğine karar verdi AYM. Sorel. Sibel Mazrek, teşekkür ediyoruz. Tabii konuklarımdan biraz daha zaman isteyeceğim. Son dakikalar üst üste olunca malum Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişiyor. Avukat Celal Ülgen de bizlerle birlikte, bir yorumunu almak istiyoruz. Sayın Ülgen, iyi akşamlar. Şöyle sormak istiyorum ben size. Zaten önce tabii ki kararı değerlendirmenizi isteyeceğim ama onunla birlikte şunu da sorayım, sözü size bırakayım. Zaten Anayasa Mahkemesi bir karar alsa da uygulanmıyor. Yani Can Atalay kararında da ne olduğunu gördük. En azından muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi sonucu ne olursa olsun bu başvuruyu yaparak bir duruş, bir görüş sergilemiş de oldu diyebilir miyiz? Şimdi sevgili Sorel, bir yanlışı kamuoyunda sıkça yapılan, medyada sıkça yapılan bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Lütfen. Can Atalay için yapılan başvuru ya da diğer Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru yolları farklı. Bu dava farklı bir davaydı. Çünkü o davalarda verilen kararların, hükümlerin anayasanın temel hak ve ödevlerine aykırı olup olmadığı denetleniyor. Hı hı. Ama burada somut norm denetimi yapma görevi var. Somut norm denetimi Anayasa Mahkemesi'nin
kuruluşundan bu yana var olan bir görevdir. Ama bireysel başvuru daha evet. 6-7 yıllık bir geçmişi var. Evet. O bakımdan bir mahkemenin uygulamasına ya da uygulamamasına tabi değil bu somut norm denetimi. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş olsaydı o yasa tümden ortadan kalkmış olacaktı. Başka bir karara gerek yoktu. Anladım. Bunu düzelterek başlamak teşekkür istiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Yani bugün gün içerisinde çokça kanallar bağlantı yaptı ve orada konuşurken de bu Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir kararı beklemediğimi, böyle bir karar vermeye güçleri ve cesaretleri olmadığını söylemiştim. Bir umut olarak gene de acaba işte yargıçlar Anayasa Mahkemesi'ne kadar gelmişiz, biz artık kimseye ağa, bey, paşa demememiz lazım gibi bir düşünce olabilir mi diye düşünmüştük. Ama maalesef olmadı. Bu mahkeme, bu yasa iptal edilmeyecekse hangi yasa iptal edilecek diye de düşünmeye başladık. Çünkü burada dezenformasyonun ne olduğu, ölçütlerinin ne olduğu yok. Kimin söylediği dezenformasyon, kimin söylemediği değil. Hangisi haber, hangisi dezenformasyon, böyle bir ölçüt olmadığı için bu yasa demokrasinin kılıcı gibi medyanın ve gazetecilerin üzerinde sallanıp duruyor. Bu demokrasinin kılıcını kaldırmak lazım ve hukuk da bunu beklerdi. Ama bu beklentimiz olmadı. Bu beklentimizin olmaması ne demek? Daha çok arkadaşımıza, gazeteci arkadaşımıza, daha çok sosyal medya düşüncesini yazanlara karşı bu yasanın işletileceğini ve korku tünelinin devam ettiğini gösteriyor. Böyle özetleyebiliriz. Peki, bu yasa olduğu sürece de bu ülkede özgür medya var söyleminin bir anlamı olmadığını da eklemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ülgen değerlendirmeleriniz için. Peki, o zaman bu yasa tepemizdeyken yayını yapmaya devam edelim. Sayın Aksoy kestik araya girdi. Yeni bir sıcak gelişme, hatta peş peşe sıcak gelişmeler ama tehcir mi değil mi İsrail'in yaptığı, bunu sormuştum. Evet demiştiniz, bir suç demiştiniz. Hemen sözü kaldığı yerden size bırakayım. Sadece küçük bir şey de ilave etmek istiyorum. Artık bu saatten sonra özgür medya değil, özgür vatandaş da yok. Yani onu da özellikle tabii, altını evet, çizmek özellikle istiyorum. Çünkü yani özellikle bütün vatandaşlar da ifade özgürlüğünü de yitirmiş oluyor. Mutsuz olabiliriz, isyan edebiliriz. Yani yapılan her şeyle biz onay vermek zorunda değiliz. Karşı çıkan çok şeyler de var. Yani karşı çıktığımız çok şeyler de var. Biz bunları ifade etmemiz gerekiyor. Anayasamız gereği zaten bu ifade özgürlüğümüz tanınıyor bize. Dolayısıyla burada sadece medyanın sesi bastırılmıyor ama vatandaşın da sesi kesiliyor. Bakın, sessiz bir ülke düşünülüyor Türkiye için ama sessiz bir ülke değiliz biz. O yüzden çok sıkıntılı günler bekliyor bizi açıkçası yani. Şimdi Filistin'de yaşanan olay maalesef Türkiye'nin de başına çok rahat bir şekilde gelebilir. Yarın bu kadar ülkemize getirdiğimiz vatandaşlar, onlara verdiğimiz vatandaşlık haklarıyla seçme ve seçilme hakları tanındıkça onların bizim ülkemizde egemenliğimiz üzerinde müdahale etme şansı tanınıyor. Müdahale etme şansı da büyüdükçe, güçlendikçe de bizim ayrıca bizim toplumumuzda fakirleştikçe, onlarda da para gücü arttıkça burada göreceksiniz ki Türkiye'de çok ciddi anlamda bir egemenlik dengesi ciddi bir ders alıp derhal göç politikamızı da tamamen elden geçirmemiz gerekiyor. Bugün Filistinler gerçekten çok olağanüstü bir durumdalar. Alan boşaltılıyor ki İsrail, bakın biz fırsat verdik, onun üzerine biz bize gelen saldırıları müdahale ediyoruz, meşru müdafaa yapıyoruz argümanını meşrulaştırsın diye insanları oradan boşaltıyor. Ancak şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişi katledildi o bölgede ve 10 bin kişinin arasında yanılmıyorsam herhalde bir 100 kişi Hamas militanı olarak da tanımlandı. Dolayısıyla burada çok ciddi bir orantısız güç kullanılıyor ve direkt olarak siviller hedef alınmakta. Hı hı. Bunun başka bir açıklaması yok yani.
Peki, zaten Türkiye'deki duruma da birazdan geleceğiz zaten ama Sayın Akdeniz, önce isterseniz sosyal medya yasası ile ilgili varsa eklemek istediğiniz bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak size bırakayım konuyu, sonra sorayım bu konuyu.